Merhaba değerli izleyenler. Meşhur Kasım ayı başladı. Kasım ayı demek artık indirimler, alışveriş, e-ticaret demek oldu. Gündem maddelerimizden biri haline geldi Kasım ayına ilişkin. Şimdi ilk 2 haftayı geride bıraktık Kasım ayında. İndirimler nasıl yansıdı e-ticarete? Bunların hepsini konuşacağız. Hepsi burada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez bizlerle birlikte. Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Berfin Hanım, hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi Murat Bey, hepimiz aslında çoğumuz diyeyim, Kasım ayına göre alışveriş takvimimizi artık oluşturmaya başladık. İndirimleri bekliyoruz, indirimler geliyor. Ona göre artık alışveriş, yani hepimizin planı programı bu aya göre oluyor. Hepsi burada üzerinde konuşursak, ilk 2 haftayı geride bıraktık. İlk 2 haftaya ilişkin rakamlar neler? Sizden onları rica edelim. Belki hani şöyle bir giriş yapabilirim. Kasım ayı sonuçta hem genel perakende için hem de e-ticaret sektörü için çok çok önemli bir yere sahipsin de belirttiğiniz gibi. Biz de bu yılki Kasım için aslında tüm aya yayılan bir kampanya dönemi planlasak da sizin de bildiğiniz gibi özellikle bu 11 Kasım ve 25 Kasım en önemli tarihler. Biz de müşterilerimizde ve iş ortaklarımız da bu geniş kampanya takviminin aslında karşılık bulduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. 2021'de de 22'de de geçtiğimiz yıllarda hep zaten Kasım ayları da toplam ticaretin içindeki e-ticaret payının arttığı, alışverişlerin yoğunlaştığı bir döneme tekabül ediyor. Biz de hepsi burada platformu üzerinden Efsane Kasım'ın ilk 11 gününde geçen yıla göre toplam sipariş sayısı neredeyse 2 kat arttı. İşte aynı döneme göre aldığımız yani satılan ürün sayısı 6 milyonu geçti. Toplam satışı yapılan ürünlerde de yaklaşık 16 milyonu geçik üründe müşterilerimize indirimli kampanyalı fırsatlar sunma imkanımız oldu. Yaklaşık 100 bin kampanya modeliyle bu yıl 11-11'i geçirdik. 11-11 özelinde de yani o gece bildiğiniz gibi o akşam oldukça yoğun hem müşterinin teveccüh gösterdiği hem de iş ortaklarımızın yoğun bir şekilde hazırlandığı bir dönem. Biz de hepsi burada olarak bu döneme çok iyi hazırlandık. Özellikle ayın başındaki marka günleri akabinde gelen 7-11 indirimleriyle birlikte 11-11 gününe rekorlarla geçirme fırsatı bulduk. Bu çerçevede de sadece o günde 1,1 milyon sipariş verildi. Geçen seneye göre sipariş sayısı 2 kat arttı yaklaşık. Satılan ürün adedi de yaklaşık 3 kat arttı. Dolayısıyla Kasım ayı kampanyaları hem online satışların hızla artmasını tetiklediği için e-ticaret pazar yerleri üzerinden satış yapan KOBİ'ler için de çok büyük fırsat. Burada KOBİ'lerimiz açısından da rekorlarla dolu bir ilk 15 gün geçti diyebilirim. Peki Murat Bey, biraz da müşteri aslında davranışını da merak ediyorum. Siz muhakkak bunları da analiz ediyorsunuzdur. En Tabii. çok hangi saatler arasında alışveriş yapılıyor? Ya geçtiğimiz yıllarda daha çok akşam 8'den sonra yoğun bir alışveriş dönemi gözlemliyorduk. Kampanyaların programlanması da, iş ortaklarımızın markalarının hazırlanması da bu çerçevede gerçekleşiyordu. Tabii. Biz özellikle ya son birkaç ayda da bunu test ediyorduk farklı kampanya dönemlerimizde. Kasım ayında da aslında güne yayılan, gün içinde farklı farklı fırsatların belli saatler arasında devreye girdiği, akşam da bütün kategorilerde çok büyük kampanyaların olduğu bir dönem dizayn ettik bu kampanya günleri özelinde. Bu çerçevede de hala satışların önemli bir kısmının akşam 7'den 8'den sonra olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Peki en çok hangi gruplarda alışveriş yapıldığını gözlemlediniz? Şöyle ilk 11 günü böyle detayıyla değerlendirdiğimizde özellikle giyim, ev dekorasyon, temel tüketim ve gıda, sağlık, güzellik ve kozmetik en çok talep gören kategoriler arasındaydı. Tabii ki siz de takdir edersiniz elektronik ürünler özellikle bu tip kampanya dönemlerinin vazgeçilmezi de oluyor. Kullanıcılar uzun zamandır almayı planladıkları, belki bekledikleri, belki Tabii. fırsat yakalamayı umdukları elektronik ürünlerdi de yine bu Kasım ayında ve hatta bu 7-11 dediğimiz işte şimdi önümüzdeki hafta
21-25 arası gerçekleştireceğimiz indirim dönemlerini değerlendirmeye çalışıyorlar. Belki şey de paylaşabilirim sizinle. Yani ilk 11 günde böyle ürün ürün baktığımızda da enteresan trendler var. Bu bahsettiğim kategoriler özelinde, yani giyimde, ev tekstil ürünlerinde, çamaşır ve bulaşık deterjanı, kullanıcılarımızın daha toplu bir şekilde alışverişler yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde işte kakao, fındık kreması, çay, tuvalet kağıdı, bunun gibi temel tüketim ihtiyaçları yoğun bir şekilde müşteriler tarafından aranıyor. Ama belki bu senenin aranan kelimelerdeki yıldızlarından bir tanesi de air fryer. Gerçekten herhalde bu Kasım'la birlikte birçok eve de girmiş oldu. Bu kampanya dönemini dizayn ederken farklı farklı kategorilerde müşterilerin faydalanabilmesi için hem aile bütçelerini de rahatlatacak, işte şimdi al, Şubat'ta öde gibi uygun ödeme koşulları da sunmaya çalıştık. Bu da aslında hem talebi hem müşteri memnuniyetini sağlayan, tetikleyen bir durum olarak ortaya çıktı. Peki Murat Bey, az önce siz geçtiğimiz yıla bir kıyas yaptınız ilk soruda. 1,1 milyon sipariş verildiğini söylediniz, daha fazla sanıyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Geçen yılki Kasım ayıyla bu yılki Kasım ayındaki ciro hedefiniz peki bir değişiklik oldu mu? Onu da merak ediyorum. Ya belki şöyle söyleyebilirim. Şimdi biz biliyorsunuz Dünya Teknoloji Borsası Nasdaq'ta halka açık kote bir şirketiz. Dolayısıyla belli konulardaki rakam paylaşımını mümkün olduğu ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ciro gibi rakamlar finansal sonuçlara girdiği için onun belli bildirim zamanları var. Ama şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıla göre hem müşteri sayımızın, işte hem sipariş sayımızın, hem de müşterilere gönderdiğimiz ürün sayısının katlanarak arttığını görüyoruz. Özellikle ilk 11 günde verilen toplam sipariş sayısının geçen yıla göre işte iki kat artması, sattığımız ürün sayısının 6 milyonları geçmesi oldukça önemliydi bizim açımızdan. Büyük bir ölçüye ulaştı diyebilirim. Hepsi Burada'nın 46 milyon üyesi var. Bu 46 milyon üye yoğun bir şekilde Kasım kampanyalarından da faydalanmaya devam ediyor. Bu hafta ve önümüzdeki haftada farklı farklı kategorilerde kampanyalar devam edecek. Özellikle 21'i 25'i arası bu büyük efsane cuma, Hepsi Burada'nın Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiği indirim döneminde yaşıyor olacağız birlikte önümüzdeki hafta. Peki Murat Bey, geçtiğimiz yıla yine dönersek bu rakamlarla alakalı çeşitli sorunlar yaşanmıştı. Sosyal medyada oldukça gündeme gelinmişti. Yani çeşitli platformlarda indirim susadı verilen ama aslında indirim olmayan rakamlarla karşılaşmıştık. Bu noktada siz önemli bir platformun müdürü olarak, yani insanlar bunlardan nasıl kendini koruyabilir? E-ticaret alanında alışveriş yaparken kişisel olarak nelere dikkat etmeliyiz? Sizden bunları da, bu faydaları da almak isteriz açıkçası. Tabii. Bildiğiniz gibi hem Ticaret Bakanlığı'nın hem ilgili genel müdürlüklerin bu konularla ilgili değişik yasal düzenlemeleri de var. E-ticarette müşteri mağduriyetine sebep olacak bu tip konuların engellenmesi üzerine. Biz de Hepsiburada olarak bu her türlü yasal mevzuata uyumlu olarak indirim ve kampanya dönemlerimizi planlamaya çalışıyoruz. Satış politikamız ve etik yaklaşımımız aslında bu doğrultuda sizin bahsettiğiniz türde usulsüzlüklerin ya da müşteri memnuniyetsizliklerinin yaşanmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da oldukça başarılıyız diyebilirim. Sıkı denetimler uyguluyoruz satıcılarımıza. Fiyat kontrollerini çok yakinen takip ediyoruz. Bununla ilgili zaten sistemimizde farklı farklı kural setleri de mevcut. Eğer ki bir usulsüzlük tespit edersek de bunun en sert şekilde ilgili yaptırımlarını aramızdaki pazar yeri sözleşmesi çerçevesinde satıcılarımızla birlikte görüşerek müşteri mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Müşterilerimize belki şunları tavsiye edebilirim. Özellikle alışveriş yaparken güvenilir platformlardan alışverişlerini yapmaları çok önemli. Ürün ve satıcı yorumlarını mutlaka değerlendirsinler, detaylı incelesinler.
Aynı şekilde bu kampanya dönemlerinde dediğim gibi belli günlerde farklı kategorilerde ya da farklı ürün gruplarında büyük aktiviteler olabiliyor, büyük kampanyalar olabiliyor. Bu çerçevede özellikle almak istedikleri bir alışveriş listeleri varsa sık sık kullandıkları platformu ziyaret edip hem fiyatları incelemeleri hem farklı kampanyaların tarihlerini takip etmeleri müşterilerimiz açısından ciddi bir fayda sağlayacaktır. Peki Murat Bey, röportajın sonlarına yaklaşırken artık de genel çerçeveye de bakmak istiyorum. E-ticaret karnesinde konuşmak istiyorum genel anlamda. E-ticaret cirosu 3. çeyrekte %243 arttı. Sizce buradaki itici güç neydi e-ticarete bu kadar çok hepimizin yönlenmesinde? Ya belki şöyle söyleyebilirim. Hepsi burada 2000'li yılların başında hatta ilk temelleri 1998'de atılmış. 2000'den itibaren e-ticaret sektörünün ilk ve önemli oyuncularından biri haline gelmiş bir platform. Tabii ki bütün bu geçtiğimiz 20 yılı tecrübe etmiş bir şirket olarak 3 büyük kırılma yaşadık diyebiliriz aslında sektörde. Bir tanesi tabii ki 2000'li yılların başında gerçekleşen işte internetin evlerde çok büyük oranda yaygınlaşması, işte 2005'ten sonra akıllı telefonların, 2007'den sonra akıllı telefonların hayatımıza girmesi tabii ki büyük bir kırılma yarattı e-ticaret alışkanlıkları çerçevesinde. 2012'den itibaren de aslında ciddi bir hem ülkemizde hem dünyada pazar yeri oluşumlarına şahit olduk. Bu bağlamda da aslında e-ticaretin hem offline oyuncuların yani mağazaları bulunan oyuncuların hem kendi dotcomlarından veya uygulamalarından hem pazar yerleri üzerinden satışlarının anlamlı bir kısmının artık e-ticaretten geldiğini gözlemlemeye başladık bu tarihlerden itibaren. Hepsi buradanın da öncelikle bir elektronik perakendeci olarak başladığı hayatına yine bu tarihlerden sonra pazar yeri iş modelinde eklediğini görüyoruz. Üçüncü olarak belki şunu söyleyebilirim. Bu çok da yakın ve bizzat yakın tarihte yaşadığımız için önemli bir kırılma noktası. O da 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi oldu. Bu pandemi döneminde işte evimiz var, çocuklarımız var, birçok ihtiyacı olabiliyor. Pandemi döneminde özellikle benim eşim de hamileydi mesela ikinci çocuğumuzu. Evden çıkmak pek mümkün olmuyordu. Birçok şeye dikkat etmek gerekiyordu. Yani çok şükür bu aşılarla vesaire bu dönemi belli ölçüde atlattık, geçirdik diyebilirim. Ama e-ticaret hakikaten bu noktada hem KOBİ'lerin, yani çok sahada çalışan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek lazım. Herkesin eve kapalı olduğu dönemlerde çok hızlı artan talebe rağmen her eve yetişmeye çalıştılar ve başarılı oldular. En büyük kırılma noktası da herhalde 2020'de bu oldu. Tabii biz hepsi burada olarak hem böyle yenilikçi zamanın ilerisinde bakış açımızla birazcık bu kırılma noktalarını doğru yakalayıp, erkenden tespit edip, yatırımlarımızı ona göre yapıp en hızlı büyüyen şekilde, müşterilerimizi en çok memnun eden şekilde çıkmayı da başardık. Belki yani son yıllarda e-ticaretin büyümesi çok arttı, büyümesi arttı. Bizim ve sektörün üçüncü çeyrek performansına da baktığımızda aslında bu ilerleyen ve gelişim çok da şaşırtıcı değil. Dolayısıyla birden fazla aslında itici güçten söz edebiliyoruz. İşin bir de psikolojik boyutu var. O da müşteriler ve satıcılar tarafında e-ticarete ve internete bakış açısında da bu bahsettiğim kırılım süreçlerinde bir farklılaşma, bir gelişme oldu. Hem işte üretici ya da bir mağazası olan KOBİ'mizin internetten satış yapma isteği, buradan büyüyebileceğini görmesi, tüm Türkiye'ye hatta Türkiye dışına satış yapabileceğini görmesi, bu e-ticarette satılan ürün sayısının gittikçe çeşitlenmesine ve artmasına sebep oldu. Aynı şekilde müşteriler tarafında da e-ticarette birkaç kere kullandıktan sonra belli bir güven oluşuyor. Farklı yaş gruplarında bu güvenin oluşması daha farklı şekillenebiliyor. Ama pandemiyle birlikte gördüğümüz müşteriler de yoğun bir şekilde e-ticareti kullanmaya başladı. Aldıkları hizmetten, aldıkları üründen,
memnun kaldılar ve buna pandemi sonrasında devam ediyorlar. Dolayısıyla pandemi sonrasında bir bu talepte, artan talepte bir düşüş görmüyoruz kesinlikle. Aynı şekilde artmaya devam ediyor. Belki şundan bahsedebilirim. Yani tabii ki hani sektör çerçevesinde belli itici güçleri konuştuk, müşteri memnuniyetinden bahsettik ama biz de Hepsi Burada olarak müşteriyi merkeze alan bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Aslında yani ekip olarak oturup düşündüğümüzde, baktığımızda bizim tek bir performans kriterimiz var. Bütün işte satış rakamları, sipariş adetleri tabii ki çok cesaret verici, şirketin ve sektörün büyümesini gösteriyor ama biz eğer ki müşterilerimize iyi ki varsın Hepsi Burada, iyi ki hayatında Hepsi Burada var dedirtebiliyorsak o zaman kendimizi başarılı addediyoruz. Bunu sağlamak için de en geniş ve en kaliteli ürün gamını en rekabetçi fiyatlarla en hızlı ve güvenilir şekilde teslim edecek şekilde piyasanın ilkleri olan ödeme kolaylıklarıyla müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Belki de işin sırrı birazcık burada yatıyor, bu bakış açısında yatıyor. Neticede Hepsi Burada olarak müşteriyi merkezimize alıyoruz. İnovasyon ve girişimcilik ruhuyla müşteriyi memnun edecek çözümleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz aslında. Bizim de Türk ekonomisine, ticaretine katkımız bu şekilde. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Murat Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet, Hepsi Burada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez bizlerle birlikteydi. E-Ticaret ve Kasım indirimlerini bizler için değerlendirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka röportajda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.